alabilir misin? Günlük operasyona çıkmıştık biz. İki akşam kaldık ayrı ayrı bölgelerde. Üçüncü akşamında başka bir tepeye tutacaktık. O tepeye ulaştık akşamında, sabaha kadar mevzilendik. Nöbet falan tuttuk, gözetleme falan yaptık. Saat hani beş, akşam 5:30-6 gibi çözüleceğiz yani. Operasyonu hani bitirme safhasına gelmiştik. Geri döneceğiz. İşte toparlanırken falan işte olduğum yere bir tane şey geldi, roket geldi. Benim olduğum mevziye falan. Yani 3 metre aşağı mı falan. İşte o sırada işte silahımı alırken falan işte hani ateşe destek vermek istediğimde kolumdan vurulduğumu hissettim. Bir anda silahı elimden düştü, aşağı düştü. O sırada zaten ben yerde yatıyorum süper bir şekilde. Ama vurulduğumu kimseye söylemiyorum yani. Hani başımda toplanmasın, kimse gelmesin. Hani hedef olmayalım diye. Sonra üzerimde onların yaklaştığını hissettim yani. Çünkü mermiler çok yakından geliyordu. Kafam üzerinde falan geçiyor. Sonra üzerimde 3 tane el bombası vardı. Ama kol yani el bombasını yaralı elime sıkıştırdım böyle. Pimi çekmek için parmak kırımı sıkıştırdım böyle. Sonra bir tanesini çektim, atmaya çalıştım. Ve attım yani. Onu da attım. İkinci el bombası o kadar ki parmakla zaten gitti. Gücümü kaybediyorum yani. Sonra arkadaşa verdim, arkadaş attı. Ama halen de hani söylemiyorum yanımdakiler, vuruldum hani bana bakın falan demiyorum. Sonra kendimi sürünerek geri geri çekmeye çalıştım. 3 metre, 4 metre kendimi geriye aldım. Sonra arkadaşa dedim, ben dedim artık söylemek zorunda kaldım, vuruldum diye. Sürünerek arkadaş yanıma geldi. O da işte ilk yardımcıydı, siyeci kendisi. Kolumu falan şey yaptı, üzerimdeki şeyi falan yırttı. Tampon yaptı koluma. O sırada halen de çatışma devam ediyor. İşte ben vurulduktan sonra bir 10 dakika falan devam ettim onlarla beraber. Sonra işte kendimi kaybedince geri çekmeye çalıştım. Hala çatışma devam ediyor. 25-30 dakika sürdü. Bizi hayatta tutan el bombaları oldu çünkü. Hani göremiyoruz çünkü. Nereden geldiklerini göremiyoruz. Ama dere yatağında geliyor. Bizi el bombaları kurtardı yani. Attığımız dere yatakları falan el bombalarına falan şey yaptık. Kendimize savunduk. Bir tek kolumdan vurulduğunu, bir tek kolum hani mermi girdi ama hani sıyırdı zannettim ben hani. Sonra hani bir şeyler yaparken kolumu zaten hissedemiyorum yani. Kan kaybettikçe kolumun gücü kalmadı. Parmak kırığı hissedemiyorum zaten. Telsizle anons geçiyoruz işte. Hani destek istiyoruz. Top atışı falan hani bir cevap gelmedi telsizden. Ondan sonra hava karardı işte. Hava kararına birlikte teröristler geri çekilmeye şey yaptılar. Hani bize doğru yaklaşmaya, gündüzden yaklaşmaya çalıştılar gece vakti falan. İşte el bombaları atarken falan işte geri çekildiler. Biz hala şeyimizi bırakmadık orada. Olduğumuz yeri, mevziyi falan bırakmadık. Birkaç grup işte 4-5 arkadaş beni başka bir yere getirdi. Olay yerine uzaklaştırdı. Sadece ben kolumdan vurulduğumu hissettim yani. Hissettim ama göğsümdeki mermileri hiçbiri aklımda yok. 2,5-2 saat arazide kalıp sonra şey geldi. Helikopter geldi. Beni bindirdiler işte. Sonra direkt şeye getirdiler. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Yani o anda işte doktorlar falan geldi işte. Üzerimi başımı işte sağladım sonunda. Sırtımda da ayrıca da hani roket geldiğinde şaraplar parçalar falan geldi. Kalçalarım üzerine falan, kolumun altına. Hissettim yani. Göğsümden vurulduğumu hani mermileri izleri gördüm işte power'ı falan. Kurşun geldiğini falan gördüm. Onları hepsini hastanede gördüm yani. İşte golünden girip ona da isabet ediyor. Power banka isabet ediyor.